derseniz. Ama bundan önce yarışma yapalım diyor reji. Önce bir kapıştıralım diyor analistlerimiz. Çok Hadi bakalım. mantıklı bence. Tamam, oraya geçmeden Hadi önce bakalım. gelin sizlere playoff sorularıyla yapalım. Dün çok fazla puan kazandı burada Hetse ve Halpern. Hemen Siz de hazırlayalım biz de. eşit derecede puan toplayabilecek misiniz? Pankartlarınızı hazırlayın. Ben Hazır. de Caner'in sorularını çektim. İsterseniz başlayalım. Başlayalım. Mevsim finalleri yarışındaki 5 takımın oyuncuları arasında en fazla skor alan isim hangisidir? Blue mu, Saez mi, Pedden mi? Çok zor bir soru ya bu. Yani her oyuncunun böyle gerçekten alıp götürdüğü bir maç hatırlıyorum. Hatta dayıya burada biraz yardımcı olayım. Pedden'ın Lucian'ı, Saez'in Zoe'si. Blue zaten birçok şampiyonla ortalama skorlara ulaşıyordu ama Bu değildir ya. Ben bu diyeceğim. ben de tamam ben hazırım. Ben de Hadi hazırım. görelim Ben de pankartları hazırım. o zaman. Blue dedi dayı, Saez dedi Trial ve dolayısıyla yanıt tabii ki de Pedden de İlk 67 onu diyeceğim skorla ya. İlk Pedden 0-0 diyecektim ya. başlıyoruz. Evet, ikinizin de ağzından ilk olarak Pedden çıktı, sonra Şöyle devamını getirmediniz. sebebini söyleyeyim ben ama Pedden diyecektim ama sonrasında şey dedim. Ya Pedden etrafında çok fazla Ben de dönmüyor. aynısını Zergsting ve düşündüm. Alpen etrafında dönüyor ve Pedden çok dahil olmamış olabilir diye düşündüm. Özür diliyorum buradan Pedden. Bakalım bugün de daha fazla skor katabilecek mi Galatasaray'ın kader maçında? O zaman ikinci soruya geçiyorum. Mevsim finalleri yarışındaki 5 takımın oyuncuları arasında en iyi KDA'ya sahip oyuncu hangisidir? Apen mi, Efyas mı, Saez mi? En iyi KDA'ya sahip. Bir fikrim var. Bir Ama tane böyle çok önemli bir maçı vardı bu oyuncunun, bildiğin KDA'sını boostlayan, aslında öyle bir ipucu vereyim. yani onu düşünüyorum ben de. Dur bakayım. Şu diye düşünüyorum ben ya. Ya benim gerçekten hiçbir fikrim yok ama ben de böyle diyorum hadi. Hadi diyeyim bakalım. Triel az önce kendin söyledin. Saez'in Zoe'si dedin. Çok güzel oynamış Ama dedin. Hiç ölmemişti falan o maçta, hatırlayalım. çok öldü 5.8 sonradan. Çok KDA'sını. Bu öldü. arada Çok Efias'ın öldüğü ne maçlar kadarmış vardı. ya? Yakın mı? Çok yakın mı? Diğerlerinin KDA'sını Yok yazma mu? zahmetinde bulunmamış Caner Ya maalesef. Bilmiyorum. her şey bozuk Yakın mı Caner'de de bilmiyorum. ya. Caner bizi bilgilendirir. Yakından mı yanıldılar, uzaktan mı? O zaman 1-0 dayı öne geçmiş oldu ve ben de 3. soruya geçmiş oldum. VFŞL tarihi boyunca Papara Supermassive ile 12 defa karşılaşan Galatasaray Espor'un rakibi karşısında kaç maçlık bir mağlubiyet serisi vardır? Moral bozucu bir soru gelmiş Caner'den. 6 mı, 8 mi, 10 mu? Şimdi ilk Galatasaray kadrosunu hatırlıyorum. Broken Blade'li. Daha o zaman Broken Blade'in daha hani ışınlanlarının bile sorgulandığı bir dönem o. O takımda kim vardı? Abedege falan vardı galiba, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet. Ve ben hazırım. Bir tahminim var. Ben de hazırım. Yani ben direkt sallıyorum bu soruyu. Haydi görelim Ben de tahminleri o zaman. sallıyorum ya. 8 dendi, 10 dendi. Galatasaray son galibiyetini Supermassive'e karşı 2017 kış mevsiminin 9. haftasında almıştı. Dolayısıyla yanıt B, 8 mağlubiyetlik bir serisi var. Bakalım bugün bunu kırıp mevsim finallerine ismini yazdırmayı başaracak mı Supermassive? 2-0 olmuş oldu böylece Bir dakika, yarışmamız. 1-1. 1-1. Ben doğru Bence cevap, dedim. ben B Bence dedim. dedim. Ben 1-1. yanlış görmüşüm. Ya Özür Dora dilerim. böyle 1-1. yapacaksan oynamayalım. Ya kaçırdık, bak şey, kandıramadık Trieli, yenildirtmeye çalışıyorduk. Dördüncü Geçen soruya geldim o zaman. de vardı böyle, hatırlatırım. Lüger sorusu vardı, affediyorsun. Senin puanlarını ben işte çaktırmadan kenara atmaya çalışıyorum ama yakalıyorsun, yapacak bir şey yok. O zaman dördüncü soru. Beşiktaş tarihi boyunca kaç defa tiebreak karşılaşmasını kaybettiği için mevsim finallerinin dışında kalmıştır? Bir garanti. Bir garanti ise 2 mi 3 mü diye soruyorum. Bir garanti ama dur bakalım. Bu olsa gerek ya. Bakayım. Şöyle düşünmeye çalışıyorum da. Benim hafızam o kadar yeterli değil. Ben bu diyeceğim ya. Diyeyim bakalım. Ben hazırım. Hadi bakalım. İkiniz de bir dediniz. Hangisini hatırladınız? Ben hatırlayamadım. Ben Rail'in olduğu bir kadro vardı galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim sanki. Şöyle, geçtiğimiz mevsim Aurora'ya kaybetti tiebreak karşılaşmasını. 2019'da ise Dark Passage'a kaybetmişti. Dolayısıyla iki defa tiebreak kaybederek mevsim finallerinin dışında kalmışlığı var Beşiktaş'ın. Geliyorum 5. soruya. Sıkıntıymış. Bu mevsim 9 galibiyete ulaşan Favroni. Geçtiğimiz mevsim kaç galibiyetle tamamladı mevsimi? 2 mi, 3 mü, 4 mü?
geçtiğimiz mevsim bir düşünelim pek hemen. İyi gitmiyordu. Bayağı hele mevsimin başlarından sonra çok dökülmüştü Fibro'nin. Galiba şu. Önce. Dur bakayım. Okey. Hatırladım. Ben hatırlayamadım. Yani iki çık arasındayım ama hazırım. Ben de hazırım. Gönderin gelsin. Doğru yanıt 3'tü. Tebrikler ikinize de. Hatta birer puan olmuştu yazıyoruz. Bunun. Yani vezini paylaştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu mevsim 3. haftada geçtiğimiz mevsim kazandığımız kadar kazandık gibilerinden. Oradan hatırlıyorum çünkü. Mantıklı. İşte mimlerin faydasını görüyoruz. Mim deyip geçmemek lazım ve 6. soruya geçmek lazım. 2017 kış mevsiminden beri VFŞL'de mücadele eden 1907 Fenerbahçespor kaç defa lig aşamasını %50 veya daha az galibiyet oranıyla tamamlamıştır? Ha. Hiç mi? Bir defa mı? İki defa mı? Bugün de bu arada bu oran belli olacak bu mevsim için. Bence bu ya. Hazırım ben. Gönderin gelsin. Hiç %50'nin altına düşmemiştir veya %50 veya altına düşmemiştir dediniz ama 2017 kışta %50 ile ya. 2019 yazda %50 ile tamamlamıştı Fenerbahçe. Dolayısıyla iki defa oldu. Şu an %47 kazanma oranına sahip. Hı-hı. Ama bugün bunu değiştirip %50'ye çıkarabilir yine. Ben %56 diye düşündüm nedense ya. Tam yani, %50. Caner evet, sorusu işte. Ne evet, bekliyorsun evet. ki? Aradan yem araman lazım. İşte. Onu hesaba katamadım. Ben %50'nin altındadır diye düşündüm. Çünkü hiç hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama %50 varmış. Evet, çünkü işte, o kadar kötü hiç bitirmediler. Yani. İnsan olsa %51 falan diye sorar daha anlaşılır olur ama yapacak bir şey yok. O zaman 7. soruya geliyoruz. Dark Passage. Tarihi boyunca kaç defa mevsim finallerinin dışında kalmıştır? 0, 1, 2. Düşünelim. Yani mevsim finali derken kış ve yaz playoff olarak mı? Playoff. Playoff dışında. Orada. Sanırsam bir düşüneyim. Sanırsam bu ya. Ben hazırım. Ben de hazırım. Biri uzak, biri yakın. Görelim bakalım. B ve C dendi. C doğru yanıttı. 2017 kışta ve 2020 yaz mevsiminde playoff yapamadı. Dark Passage. 2020 yaz mevsiminde nasıl yap bu ne? 2020 yazda öyle bir şey evet. yok. Caner. Cevap bu hangi bu yıl sence? O zaman öyleyse. Herhalde 19 demek istedi Caner şu 19, an bakıyorum. 19'da yaptım. Bir saniye Caner'den kehanet geldi o zaman şu an. 2019'muş okay, bu arada okay, o. Ben bilemem. Benim kağıdımda 2020 yaz mevsimlerinde Dark Passage'ın playoff yapamadığı yazıyor. Ben bunu gelecekten bir mesaj olarak alıyorum şu an. Bilemem artık. Ve 8. soruya geçiyorum. Twitter'dan Caner'i Bulsara Lore LOL şeyinden linçleyebilirsiniz. Mevsim finalleri yarışındaki 5 takım arasında en kötü KDA'ya sahip olan üst koridor oyuncusu hangisidir? FabFabulous mu? Juzu mu? Yoksa Oncan mı? Ben hazırım buna. Bu pardon, mevsim finalleri diyor değil mi? Şu an playoff yarışında olan 5 takım arasında. Hazırım ben de. B dediniz ikiniz de Juzu'dur dediniz ama FabFabulous en kötü KDA'ya sahip aslında değil mi? 2.3 KDA'sı var Fab'ın. Ya FabFabulous geldiğinden beri baya iyi oynuyor ama KDA'sına yansımamış demek ki. Juzu'nun da şeyden dolayı dedim ben bu arada. Son haftalarda hakikaten hem Dark Passage kötü gidiyor hem takım de Juzu. Takım komple yok olduğu için. Aynen. Yani. Hem de Juzu şey böyle yani seçtiği şampiyonlar genel olarak karşısındaki şampiyonlara sıkıntı yaşatabilecek şampiyonlar değildi. O yüzden böyle kötü skorlarla bitiriyordu. Şaşırdım. Ben buna bayağı şaşırdım hatta. FabFabulous olmasına. Evet biraz geriden oynamayı kabullenen durumlar gördük. Biraz zorlu maçlar gördük. O yüzden her ne kadar makro performansı iyi görünse de KDA'ya yansımamış dediğiniz gibi. 9. soruya geliyorum. Son 2 sorumuz kaldı. Puan durumu ne sevgili Reji? 3-2 galiba. Bunu kaçırdım ben. 3-2 Ercan önde. Evet, evet. Dünkü kadar puan çıkmadı ama Ercan güzel bir yarışma kazanabilir gibi bugün son 2 soru. Hadi bakalım. Son 5 maçtaki performanslarını baz alırsak. Mevsim finalleri yarışındaki 5 takım arasında vadinin alametini en az alan takım hangisidir? Fenerbahçe mi? Dark Passage mi? Çok zor yoksa soru Beşiktaş? Ya. Bakayım. Zor bir soru. Yani çok zor. Ormancılara bakıyoruz bir tanesi önde yani şu 3 takım arasından. Hani açık ara Beşiktaş'ın ormancısı önde yani baktığınız zaman El Ramir. Ama tabii ki alamet almak takım işi olduğu zaman. Bir tane seçtim ama çok yanılabilirim ya.
Vadinin elementini en az alan takım. Evet. Alalım tahminleri. Ben hazırım. Son Ben de 5 maçta hazırım. en az alameti alan takım hangisi? Görelim sonuçları. Dark Passage'den de Fenerbahçe'den de her zaman gibi yanıt Beşiktaş'tı dolayısıyla. Allah. Abi bilmiyorum ama yani. Abi Bulsara'yı çözmüştüm ben. Burada Ercan şeyi oynuyor böyle. Bulsara'nın kafasının içine girip oynuyor. Algoritma oynuyor ya. 4-3 Ercan ya. önde, bu son soru dayı. Yakaladın yakaladın Öyle. Ercan'ı. Dün beraberlik olmuştu. Bakalım sen de bugün beraberliği yakalayabilecek misin? Bu sunucular arasında da tie break oynatalım ya. Ne hale geldik. Son soru geliyor. Mevsim finalleri yarışındaki 5 takımın ormancıları arasında skor katkısı en yüksek olan isim hangisidir? Elramir mi? Kireas mı? Yoksa Robin mi? Bu yüzdesel olarak herhalde. Tahminimce. Sayı mı bu, yüzde mi? Bulsar ayıntı yazmıyor çünkü. Herhalde yüzdedir. Uf. Ya bir tanesi değil tahminimce. Ama o çıkacak muhtemelen. Ya bu sarayı tanıdıysam değil dediğim çıkacak. O yüzden yani şöyle bir düşüneyim bir daha. Yüzdeymiş bu arada, bilgisi Yüzde geldi. mi? Okey. Teşekkürler. Ben şu diyeceğim ama benim değil dediğim çıkacak. Ona da eminim. Ona eminsen onu söyle. Hem Hayır. eminim diyorsun hem Ben de şey hazırım. yapmıyorsun. Ben Tutarsızsınız. Robin dedi ikisi de ve böylece yarışmanın kazananı Ercan olduğu yanıt yine Elramir'di. Ne, siz Beşiktaş düşmanı mısınız? Önceki maç şey yapmıyorsunuz. Şimdi burada Elramir'e Beşiktaş şey düşmanı burada yapmıyorsunuz. değil. Böylece yarışmanın kazananı 4-3 Ercan oldu. Son Bu şeyden sonra bozuldu ya. yarışmamızda. Yufoni ile bir beraber olduk. O zamandan sonra bozuldu benim şeyim. Sistemim. Hemen de takım arkadaşlarını suçlamaya başlama. Aynı maçta bile değilsiniz dayı. Kötü örnek oluyorsun oyunculara.